markası kalafatlar Mavi Liman'ı sunar. Evet sevgili izleyenler, bu yaz boyu Dağaltaş TV ekranlarında yine geçen yıl olduğu gibi Mavi Liman'la yine sizlerle birlikte olacağız. Yine ordunun tanıdık yüzleri, güzel sesleri ve güzel kalemleri, güzel gönüllü insanlarıyla birlikte olacağız. Onlardan bir tanesiyle yine ilk programda sizlerle birlikteyiz. Şener hocamızla birlikteyiz. Sevgili Şener Gök'le birlikteyiz. Öncelikle programımıza tekrar hoş geldiniz demek istiyorum ben. Hoş bulduk, sağ olun, var olun. Tabii hocam sizi... konuk aldıkça biz geçmişlerden o türküleri aldıkça keyif alıyoruz. İzleyenlerimiz aynı keyif alıyor. Bunun geri dönüşleri bize var. Onun için sizinle program yapmak büyük keyif. Bunu her defasında söylüyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İsterseniz Şener Gök kimdir? Kısaca bir bahsedelim. Şener Gök buralı, Ordulu. Altın Ordu ilçesine bağlı yakın bir köyden. Emekli öğretmen. Yani ta çocukluğundan beri, gençliğinden beri müziği seven, müziğe ilgi duyan, dostlara, bütün güzelliklere, sanata ilgi duyan birisi. Şener Gök bu. Aslında farklı çok fazla adlandırılabilir. Evet. Ama isterseniz konuşacaklarımız var. Şu an tabii. Yaptığınız mesela kurslarınız var, bunlarla ilgili öğrencileriniz var. Onlara da değineceğiz ama türkülerden başlayalım biz. Evet. İsterseniz sizin o güzel sesinizden güzel bir türküyle. Şimdi deminki şeye bir ilave yapayım. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı öğretmenliğim 25 yıl emekli olduktan sonra belediye konservatuvarında kaldım. 17 yıl belediyede hizmet verdim, ders kurs verdim. Hatta orada bölüm başkanlığı olarak da görev yaptım. Ondan sonra şimdi kendime ait kültür sanat merkezinde derslerim, faaliyetlerim, misafirlerim, her şeyim orada. Tabii türkü bizim yaşamımızda, her şeyimizde var. Türkü deyince ben önce türkü kelimesinin kökenine inmek istiyorum. Türkü, Türkiye ait müzik demek Fatihçi'ye. Ha, çoklar belki bunu bilmez ama neden türkü? Türk'ten kelime kökeni. Türkiye ait ezgilerin, melodilerin icra edildiği, Türkiye ait müzik. Türk, folklor ama başka ülkelerde halk şarkısı diye geçer. Bizde ilginçtir. Bizim halk folklorunda bizim halk şarkılarına türkü deriz. Türkiye ait müziktir bu. Çok da aslında güzel adlandırılmış. Evet. Yani evet. Şimdi bakıldığında tabii siz söyleyince aslında o açıdan bakıyoruz ama gerçekten gönlümüzde de yer ediyor bunların hepsi. Ve hiç eskimiyor farkındasınız. Evet. Hiçbiri eski türkü yani 50 yıllık türküler hala güncelliğini koruyor. Her gelen yeni sanatçı, popüler sanatçılar bir süre sonra bakıyorsunuz türkü albümü yapıyor. Evet, ya da bir türkü albümünde yer alıyor, türkü söylüyor. Aşık Veysel'in dediği gibi türküz türkü çağırırız der ya. Türkü söyleriz, çağırırız anlamındadır. Yani gerçekten türkülerin ayrı bir tadı var. Her yöre ayrı bir güzel, her ozanın ayrı bir tadı var, ayrı güzelliği var. Yani bu ne diyeyim söz anlatımı. Türkülerle ilgili bizim bölgeyi de konuşacağız biz aslında. Yani tabii. Ordu bölgesi, Ordu Giresun belki Karadeniz, birlikte olabilir. Ordu, evet. Karadeniz bölgesi. O Karadeniz türkülerini de yine konuşacağız. Ama öncesinde bir türkü diyelim. Vallahi diyelim. Ne diyelim? Size bırakalım. Yani oradan başlayalım. Yok. Önce nereden buradan isterseniz. Buradan başlayarak gidelim. Tamam olabilir. Olur vallahi buradan başlayarak hani gideriz. Hani buradayken aslında tabiye başında üç kız yan yanaydı. Değil. Daha var onlar. Daha bunlar var değil mı? Tabii ki. Oradayız yakınız onun için. Ya orada çok güzel icrası olan türküler var. Yani orada öyle bir yer ki Fatihçi geçiş yeri. Karadeniz'den esinti görürsünüz. İç bölgelerden esinti görürsünüz. Tavırlar vardır mesela. Sürmeli tavır örneği görürsünüz. Sanki bir hekim oğlunu çalarken sanki mızıra baktığımız zaman sanki Zeybek kokar gibi. Aynen, kahramanlık kokar. Yani çeşittir. Ya ben bir örnek vereyim bir tane. Yine oradan örnek vereyim. Thank you.
Dünyadan çıktım da başım selamet. Ceviz deresinde koptu kıyamet. Ceviz deresinde koptu kıyamet. Kadın kız kardeşim sana emanet. Ağla anam ağla, sen bana ağla. Çifte doktor getir, yaremi bağla. Ağla anam ağla, sen bana ağla. Çifte doktor getir, yaremi bağla. Elbisem duvarda asılı kaldı, silahım bavulda basılı kaldı. Martinim bavulda basılı kaldı. Kadın kız kardeşim küsülü kaldı. Allah anam ağla, sen bana ağla. Çifte doktor getir, yaremi bağla. Allah anam ağla, sen bana ağla. Çifte doktor getir, yaremi bağla. Yine sizinle program yaptığımızda geçen yıl Bir Dolu Bey türküsü dinlemiştik. Evet. Ben ilk defa yine o zaman sizden dinlemiştim. Hatta o internette ben birkaç arkadaşımız Ulu Beyleri de onları dinlettim. Evet. Tabii fırsat olursa yine onu da dinleriz ama sizin birçok türkü var. Yani güzel yani bu ayrı bir dedim ya bizim orada çok geçiş bir yeri. Çok hep bütün bölgelerin özelliklerini görürsünüz. Orada çok farklıdır. Evet. Yani bir Perşembe'nin düzleri var sanki Yozgat sürmeniz zannedersiniz yani. O da var mı? Oo, olmaz mı? Çok güzel bir türküdür. Ayrı bir tarz, mızrap tarzı vardır. Ses de ayrı bir icra ister, saz da ayrı bir icra ister. Ben Fatih'ciğim, ben yörem türkülerini çok seviyorum. Hatta bana bazıları diyor, hocam sana teşekkür ediyoruz da. Yani bir de hep aynı yöre olmasın. Ama biz yapacağız bunu ya. Evet. Yani diğer yörleri seviyorum ben. Severek icra ederim. Ya ben Bozdağ'ı da çok severim, herkes de bilir bunu. Evet. Büyüklerimizin tavsiyesiyle ona da yöneldik. Ama yani yörem seviyorum ben. Ben yöremin dağını, denizini, ovasını, yaylasını nasıl seviyorsam, yemeğini, pancarını, turşusunu, Melo Hocam'ı seviyorsam türküsünü seviyorum. Nasıl izah? Sevilmez mi? Yani aslında hepsi bizim aynamız türküler, bizim yaşamımızdan bize gelen, bizim dedelerimizin yaşamından bize gelen genler belki de aslında. Hatta insanların da. Evet. Ordunun gerçekten, Karadeniz'in her bölgenin insanı ayrı bir güzelliği var da biz burada yorulduk mu ne? Bizim insanlarımız da ayrı bir güzel. Sokağa çıktığın zaman da gerçekten İnsanın her kim merhabası, yani gidiyorsunuz çay mı iç hocam diyor, ayrı bir güzellik. Türküleri onlarla paylaşıyoruz, bu çok güzeldi hocam, şu da olsa daha iyi olur. Yani bir sokakta halka mal olmayan bir müzik türkünün hiçbir önemi yok. Peki aslında şunu da merak ediyorum ben, yani bu kadar insanlarla iç içesiniz ve çok da şu an Ordu sokaklarında belki yüzlerce öğrenciniz var. Evet. Bu öğrencilerle de farklı etkinlikler yapıyorsunuz. Yani bir araya girip yine türküler söylüyorsunuz kendi içinizde. Tabii tabii. Biz bunları sosyal medyadan takip ediyoruz. Oradan da çok güzel şeyler çıkıyor aslında. Evet. Yani o sizin yetiştirdiğiniz öğrencilerden yeni türküler yani besteler falan çıkıyor mu? Benim öğrencilerimden de beste yapanlar var. Yani benim şimdi öğrencimin sayısını sorarsanız sayısını bilemem. Evet. Ama kaç yüz, kaç bin ben de bilmiyorum artık. Bazen yıllar sonra önüme çıkıyor. Hocam şu yıldan okul ayrı ama okuldaki öğretmenliğimden ayrı. Bir de müzik dersinden kursunu ayrı. Yani onlarca, yüzlerce saz, yüzlerce ses. Çok gerçekten sazda falan beni çok sollayan öğrencilerim var. Ben gurur duyuyorum tabii ki. Tabii, öyle olmak zorunda aslında. Ya, çok ama.
Yani çırak ustaya geçer mi? Geçer. Geçmekten zorunda ya. Yine Karadeniz'le konuşalım. Bir türkü evet. yapıp mı konuşalım Karadeniz evet. bölgesini yoksa konuşup bence oradan Karadeniz'den biraz bahsedelim girmişken. Buradan başlayalım. Buradan içeriye doğru tamam, gidelim. Tamam, devam edelim. Evet. Hiç önemli değil. Yani Tokat'a falan da gidecek miyiz Tokat'a? Tabii tabii. Oo, benim alanımdı. Akkuş, Tokat oraları benim alanım. Ama bir sürmeli örneği vereyim az da küçük tabii, de olsa. Olabilir. Perşembe'nin düzleri ya. Çok güzel olur. Bu Perşembe'nin düzleri deyince bizim Perşembe ilçesinin düzleri anlıyor herkes. Bizim Perşembe yaylasının düzleri bu. Evet. Bu türkü. Ben antiparantez izah edeyim bunu evet. Yani Aybastı Perşembe yaylası. Ha, Perşembe yaylası evet. Perşembenin düzleri, yalan oldu sözleri. Pınar olmuş akıyor güzelin yürü. Nazlı yarın gözleri sürmelim oyna. Saçlarını sürü, oyar geçmiş karşıma güzelin kızım. Biraz edalıca yürü, sürmelim oyna. Derenin kıyısında su verdim patlıcana. Canlarım kurban olsun güzelim yürü. Sendeki tatlıcana sürmelim oyna. Yürü güzel yürü. Saçlarını sürü, oyar geçmiş karşıma güzelin kızı. Biraz edalıca yürü, sürmelim oyna. Çok güzel. Şimdi Perşembe yaylasında düşününce bu türküyü yani dinlerken bu, daha iyi özümse insan. Mızraklarında gördünüz bu sürmeli tavrı sanki Yozgat'tan esinlenmiş gibi. Ama var işte. Hekim olmadan evet. Birisinin bu şey kokar. Efe. Efe. Zeynep Ege. Kokar. Bizim yerimiz böyle farklı yani. Güzel. Şimdi Karadeniz'de gidelim o zaman. Nereye? Evet. Tokat'a gidelim, Giresun'a, Trabzon'a gidelim, Rize'ye gidelim. Ayak, makam. Makam ayak vardır Türk müziğinde. Form olarak. Bizim müziğimiz makamsaldır. Hı-hı. Şarkı formu, türkü formudur. Aynı bu makamdan girmişken yine biz Karadeniz'in biraz daha bu taraflarına gidelim bence. Bence buradan da bir örnek verelim. Ondan sonra Tokat tarafına gideriz. Peki ne tür şekil mesela değişiklikler gösteriyor bölge bölge türküler? Şimdi sahile indiğiniz zaman da Fatih'ciğim bizim Karadeniz orada dahil daha neşeli, fıkır fıkır hareketli bir yapı görürsünüz. Yani çoğunlukla tamamen değil ama neşeli bir yapı görürsünüz. Diyelim ki karşılama veya iki dörtlük daha neşeli bir imaj verir, bir duygu verir. İç kesimlere doğru gittikçe ona da neşeli hava vardır ama sanki biraz daha ezik, biraz daha yanık. Yani isyanına dayalı biraz daha. Değişik tarz, kahramanlık görürsünüz. Yani değişik konuları içeren türküler vardır. Ama sahil kesim biraz daha neşelidir. Yani mesela bizim burada sahil kesimde, Ordu Giresun'da neşeli havalara biz müstezat deriz. Müstezat. Neşeli türkülere finger havası denir. Finger. Yani evet. Finger anlamında. Daha sonra örnek vereceğim onda. Bu şimdi
Karadeniz'in doğusundan bir örnek vereyim bana bak. Tabii. Neyi dinliyoruz? Oy benim sevdiceğim, olur mu böyle keder? Evet. Of sürmene yaylası, 15 evet. doktora bedel. Oy benim sevdicem de olur mu böyle keder? Oy benim sevdicem de olur mu böyle keder? Of sürmene yaylası da 15 doktora bedel. 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 Trabzon'un feneri o iki defa döneyi. Trabzon'un feneri o iki defa döneyi. Geldi ordu vapuru da limana mı gireyi. 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 Çok güzel hocam. Ben yıllar... bizim bildiğimiz türkülerden bir tanesi. Evet, tabii. Sıkça, yani popüler türkülerinden bir tanesi. Yıllar önce ben TRT'nin aynı zamanda sınavla band program yapma hakkını alan bölge Hı-hı. sanatçısıyım. Evet. Kardeşim de kadrolu sanatçı evet. Coşkun Gül. Bu türkü ilk okuduğum bantta türkünün bir tanesi de buydu. Öyle mi? Yıllar önce TRT bantında. O kadar yayınlanıyor TRT türküde falan. Çok yayınlanır. Değişik bir örnek. Trabzon, Rize'de değişik bir tarz var. Değişik bir tat var. Mesela orada neşeli türkülerde horon öndedir. Horon bizim burada ilk akla gelen ordu girasında karşılama ise orada horon türüdür. Evet. Horon bizim burada var tabii ki. Evet burada, burada da var. Girasında da var. Kemençe deyince sanki ilk Trabzon Rize akla gelir ama var ya kemencenin merkezi Görele. Evet. Fatih. Görele'de kemençe şenlikler olur. Ben bir kere katıldım. Hı-hı. Çok da güzel oldu. Yani gerçekten kemençe sanatçıları eski, yeni, çırak, usta orada festival olur. Yani tek de orada var. Çok da güzel bir gelenek. Hocam şimdi sizi bağlamayla görüyoruz ama siz başka enstrümanlarla da evet. haşır neşir oluyorsunuz bayağı bir İçimde aile. Ukde kalan bir şey var. Kemençeli keman. Yaylıyı hiç denemedim. Yaylıların dışında kalan az çok kimsenin, müzisyenin olmadığı yerde çalarım. Çalmaya çalışırım. Kötü çaldığımı zannetmiyorum. Çok usta olmasam bile ama nefesleri. Ama bu sevda aslında evet, değil mi? Bir klarnet, heves. Klarnet, kaval, dilli kaval, cümbüş, ut, klavye. Hı hı. Birazcık gitar, kimsenin olmadığı yerde hepsini çalarız. Yani. Aslında onları da dinlemek isterdik yani ya işte bizim keşke, olduğumuz yerde. Keşke kapalı bir mekanda inşallah programı yaparız, hepsine örnek veririz. Oradan da örnek. Bir de besteleriniz de var sizin. Evet, evet. Ya onlardan da, yani onlara da değinecek miyiz? Onlardan da tabii, örnekler tabii. verecek Bence miyiz? Bence ilk bölümü biraz yöreye Tokat'a falan çıkalım isterseniz. Tokat, Niksar'a. Tamam, İlk bölümü ondan, diğer de besteye tamam, geçelim. Tamam, zaten ilk bölümü zaten bitirmek üzereyiz. Bir tane. İsterseniz Tokat'a bir gidelim. Gidelim, gidelim. Evet. Tokat'tan neyi dinleyeceğiz? Şimdi... Bir türkü var, orada Akkuş'un Gürgenleri diye başlar, Niksar'da Tokat tarafında da Keltepe'nin Taşları diye başlar, müzik aynı ama coğrafi sınır çizemiyorsunuz. Bizim sahilde Giresun'dan çok benzerliğimiz var, iç kesimde Tokat'la var. Evet. Hem Tokat ve Niksar, Leşadi, hem de Akkuş'ta yaygın bu. Ha biz ona ne diyoruz zaman? O yöreye, yani o yöreye has. Çünkü akraba, Niksar'la Akkuş çok akrabalığı var o yöreye. İkisini de böyle ikisinin de çok sevilen bir türkü orada, o bölgede. Keltepe'nin Taşları zaten geçiyor türkünün içinde de. Şu Akkuş'un Gürgen'de bir de ağıt var. Ağıt var yine, o Niksar kökenli. Ben bir ağıtla bir kıta bağlayayım onu. Hemen evet, dinleyelim. Evet. Müzik
yar yar. Yaylalarda yaslanıyor can cana, can cana, can cana. Kömür gözümde doyamadım ben sana, gülüm ben sana, oy oy. Of of, tek sevdiğim de senindin de güzelim Fadi'yim. Korkar oldum da dokunamam ben sana, gülüm ben sana, oy oy. Korkar oldum da dokunamam ben sana, Fadik ben sana, oy oy. Çuak kuşun gülgelleri yıkılmadı mı? Yar üstüne yar sevmeye sıkılmadı mı? Şu karşı iki tarlayı da kime gaz durdun? Gönderdiğin mektupları kime yazdurdun? Keltepe'nin taşlarını koyun bu sandığın, sevip sevip ayrılmayı oyun mu sandın? İn aşağı çık yukarı salla mendili. Tanımıyorum kız seni de tanıt kendini. Gerçekten derinliği çok fazla olan türkülerden bir tanesi. Şimdi hem Tokat hem Akkuş'un birleştiği. İşte türküler de, aslında tüm Türkiye'de bizi birleştiriyor. Zaten Türkiye coğrafyasını çizemezsin. Ona buradan burası benim diyemezsin. Bu dere sınır mümkün değil. Gönüller sınırdır. Ama değişik bir türkü. Ben yıllar önce de çok eskiden bir görev icabı gitmişim Akkuş'a. Çok eski ama orada derlemiştim ben ama. Güzel bir türkü gerçekten. Yine hocamızla birlikte bölge bölge türkülere devam ediyoruz ama aslında kendi besteleri de var, kendi şiirleri de var. Onlardan da örnek verelim hocam. Çünkü hem o yaşananlara yaptığınız besteler var, sizin içinizden gelip yaptığınız derlemeleriniz var. Onlardan sizin seçtiklerinizden. İsterseniz bu o duyguyu da anlatın. O derlemeleri hangi duyguyla yapıyorsunuz? Evet. Bestelerinizi yani şiirlerinizi nasıl yazıyorsunuz? Yani şimdi benim şiir yazma özelliğim ahır zamanda diyeyim, esprili olsun, biraz son zamanlarda başladı. Hiç öyle bir şeyim yoktu. Ben bir öğretmen kardeşim öldü, o birader. Öğretmen kazayla yanımda. Ondan sonra ben ilk şiir onun adında o hoşça kalın, dostça kalın diye onun ağzıyla yaptım. Onun şeyle beraber. Bir de ben iki üç arkadaşım daha vefat etti. Onlara, aynı onlara ithafen de görüşürüz şiiri yazdım. Ama bu yanımda yok onlar. Öyle başladı bu iş. Ondan sonra bu besteye dönüştü. Ben çok da şey, şu parmak kadar anca vardır, parmaklar kadar bestelerim ama yani başladım, devam ediyor. İyi, güzel bir duygu. Dinleyecek miyiz bestelerinden? Tabii ne dinleyeceğiz. Şimdi bir son zamanda derlediğim bir ananın türkü var. Yani hep de ilginç, bana rast geliyor, güzel oluyor. Yani bu ağıt gibi değil ama biraz ağıt kokuyor. Ünye Tekkiraz'dan, çok sevdiğim bir abim var orada. Ünye Tekkiraz'dan, Hicabi Demir. Söz vermiştim ona. Günümünde okuyacağım da güzel de bir insan, sizden iyi olmasın. Ömer Bey diye Birinci Yan Savaşı'nda seferlikte geçen bir olayı anlatan bir türkü. Yani Ömer'in şeyini anlatıyor, kahramanlık hikayesi, uzun tabi. Bence ben bu türküyü seslendireyim. Dinleyelim, evet. Sevgiler. Thank you.
Kızılağaç derede, Ömer Bey'im nerede? Kızılağaç derede, Ömer Bey'im nerede? Ömer Bey'i sorarsan Çubuklu'da siperde o yana. Ömer Bey'i sorarsan Çubuklu'da siperde o yana. Sıraçlı'dan atladım, Çubuklu'da bekledim. Selam söyle Natibe, düşmanımı hakladım o yana oy. Selam söyle Natibe, düşmanımı hakladım o fana. Sıraçlı'nın güneşi, Ömer Bey'in gelişi. Tevhid ayı sorarsan Çubuklu'da eyleşir. Tevhid ayı sorarsan Çubuklu'da eyleşir o yanam. Yeni yolun düzleri, kamyonun gözleri, pınar olmuş akıyor Çakıray Şen'in gözleri o yanamoy. Bir omuzdan omuza Ömer Bey'in arması, bir omuzdan omuza Ömer Bey'in arması. Tam göbeği yanında Tefigan'ın yarası, tam göbeğin yanında Tefigan'ın yarası o yana. Çok güzel. Aslında bölgeden parça parça notlar veriyor türkülerimize. Evet, aslında bir hikaye anlatıyor. Her bölgeden parça parça. Ömer Bey askere gidiyor. Tam asker Tebiga eşkıya. Bunun annesini annesini kardeşini kaçırıyor. Daha kaçırıyor işte Tebiga. Ama Tebiga'nın da bu müridi aslında. Ama bunun zoruna gidiyor tabi. Askerden kaçıyor. Asker de çavuşu. Cephanelik bu işe bakıyor. Evet. Giresun'da askerlik yapıyor. Kaçınca ondan sonra tabi Ömer Bey vuruyor. Ondan sonra zaptiler de onu vuruyor. Olay kısaca bu. Ondan sonra peşinden bu ayet yapılıyor. Evet. Yani çok şimdi Türkiye'ye dönüşmüş olması. Türkiye'ye evet. Dönüşme şekli. Ben kaynak kişi Hicabi bunları... abinin ağzından duydum. Bu şekilde, duyduğum şekilde notaya aldım bunu. Ama gerçekten geçmiş bu olay. Evet. Yani daha önce ben yine bir ağıt derlemiştim. Mithat Baş arkadaşımla. O da onun yani Umutlar Tükenince diye bir romanı yazmıştı. Oradan Bilal'ın hikayesi. O da yine Seferberlik'te geçen bir olaydı. O daha değişik bir ağıt. Onu da sözleri vardı, müziği kaybolmuştu. Ben müziğini araştırdım anonim şekilde. O güzel bir ağıt çıktı ortaya. Orada Fatih'cim ağıt uzun olmak çok zor. Bir tane örnek verdim önce de. Yani o bir de o Mithat Bey'in işte kitabındaki Umutlar Tükenince Bilal'ın ağıtı. Hı hı. Gerçekten bir başka programda yaparız. Sığmaz buna ama çok güzel bir ağıt. Tabii yaşanmış onda, onu da tabii insan merak ediyor. Şimdi konuşunca ister istemez merak ediyoruz. Yani eğer bir parça çalabileceksek ondan da bir örnek verelim. Kısa bir... Şimdi ekran başında izleyenleri merak içinde bırakmayalım. Evet. Yani o da gerçek bir hikaye. Roman da var zaten. Mithat Bey yazdı onu. Çok güzel bir romanı var. Yüresel bir ağıt. O da bize nasip oldu. Onun müziğini araştırıp değerlemek bize nasip oldu. Ya hepsi yoksa da kısa bir... Var. Burada var. Rüzgar
kağıtları almadan bakayım ben buradan. Tabii böyle bir açık havada ve böyle bir atmosferde program yaparken bu tür şeylerle karşılaşmak doğal. Onlarla da başa çıkacağız. Her şeyin doğal olması ayrı bir güzel tabii. Evet. Şu an rüzgar da bize eşlik ediyor. Evet. Ordunun bu deniz seviyesinde. Tabii bunu ben normalde oktavlı okurdum ama burada düz okuyayım biraz açık havada. Evet. Bilal sorarsan yiğit bir uşa göğsüne bağla altına döşek ol Bilal ol olmaz olaydı Ali Çinli Bavli vurmaz olaydı ol Bilal ol, ölmez olaydın. Şu yalan dünyaya gelmez olaydın. Tek mezar dağlar güverdim ola yaktı ateşler sarardım ola yavrumun gül Ali Çinli Bavli'yi vurmaz olaydım. Ol Bilal ol, ölmez olaydım. Şu yalan dünyaya gelmez olaydım. Şu fani dünya gelmez olaydı. Çok güzel hocam. Gerçekten gerçekten çok güzel. Bir de türkünün güzelliğini bir kenara bırakalım ama sizin sesiniz yani herhalde bu türküyü herkes söyleyemez. Yo ben müziğini ben beste gibi oldu da kaynak şeydi anonim. Şimdi mesela gittim ilçelere. Ağıt nasıl olurdu eskilerden? Nasıl ağıt yakardınız? Destanlar vardı eskiden kayboldu bir kültür. En son annem rahmetli. Dedim ki uçakların başına biraz gezen ne yapardın diye. Oğlum sus. Delirdin mi? Allah etmesin sus. Abi oradan buradan
Onu buldum ben. Beste gibi oldu ama anonim kaynaklı oldu. Ve zaten sözler de anonim zaten. Evet. Yani güzel bir uzunam, evet. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. İnsan alıp götürüyor böyle. Hepsi farklı duygulara götürüyor. Tabii. Zaman kısıtlı. Evet. Tabii tabii. Okuyabildik. Ama evet, çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Evet. Büyük keyif oldu bu. Evet. Yani bunun güzel de bir ağıt. Ama tabii bu hep o insanın ruh güzelliğinin de bir sebebi. Evet, yani tabii bu güzel şeylerle ilgilenince insan güzelliklerle evet, karşılaşması ve bu güzel duyguları yaşaması ve yaşatması daha mümkün oluyor. Yani besteler de öyle. Yöreden bir tat, lezzet katmazsanız bestenin de anlamı yok. Gelip geçici, uçucu olur. Sizin en çok sevdiğiniz mesela şu yöreyi çok seviyorum, söylemekten keyif alıyorum. Ordu'yu söylediniz, Ordu bölgesini söylediniz ama. Ben Ordu ve Karadeniz'in dışında en çok sevdiğim, benim büyüklerim, abilerim yönlendi, sanatçıların yönlendi, Bozlak. Bir örnek vereceğim. Verecek miyiz? Şimdi ben mutlaka benden olmazsa olmazdır. Bizim Efilo havaları, bizim yayla havalarında örnek verdik ya. Evet. Bozlaktır. Şimdi yani mesela Ümit abim, ben yıllardır eşlik ettim. Bozlaklara güzel okur. Bu evet, açımla sen. Ya Şenol Hoca sen hiç fena değilsin. Oku be, yönel be. Bak aynen beni yöneltenlerin başında o da vardır. Diğer abilerim de vardır. Sana yakışıyor bu. Oku. Ya ben Bozlak'a 20 seneden beri Bozlak üzerine yöneldim. Çok severim. Ordu'nun dışında en çok sevdiğim Bozlaklardır. Ama şimdi canımız çekti. Şimdi bunu deminkinin peşine ben Fatih'ciyim. Olmaz mı? Sahilden bir yine kendi değerlemeden bir neşelere bakatayım. Tamam, hep aynen öyle. Yaptık zaten. Aynen, doğru söylüyorsunuz. Yine kendi değerledim. Biraz bir neşelenelim. Neşeli, Boztepe'nin başında diye. Herkes biliyor zaten. Evet. Oyun karşılama müziği. Daha neşeli katalım, sıkmayalım. Boztepe'nin başında anam yar oturmuş saz çalar. Boztepe'nin başında anam yar oturmuş saz çalar. Allah ben nasıl edim anam dar geliyor kopçalar. Allah ben nasıl edim anam dar geliyor kopçalar. Boztepe'nin başında anam bir evim var dururum. Boztepe'nin başında anam bir evim var dururum. Kız ben senin yüzünden anam yemez içmez gururum. Kız ben senin yüzünden anam yemez içmez gururum. Boztepe'nin başında anam kuzu yayarım kuzu. Boztepe'nin başında anam kuzu yayarım kuzu. Dün gece neredeydin anam seni zalımın kızı. Dün gece neredeydin anam seni zalımın kızı. Boztepe'nin başında anam inek yayarım inek. Boztepe'nin başında anam inek yayarım inek. İnek senin yüzünden anam yedim 150 değnek. İnek senin yüzünden anam yedim 150 değnek. Boztepe beri bakar anam suyu bulanık akar. Boztepe beri bakar anam suyu bulanık akar. Delikanlı dururken anam kocamana kim bakar. Delikanlı dururken anam kocamana kim bakar. Şu Ordu'da terziler anam dike dike bezdiler. Şu Ordu'da terziler anam dike dike bezdiler. Kalk gidelim sevdiğim anam bizden şüphe sezdiler. Kalk gidelim sevdiğim anam bizden şüphe sezdiler. Boztepe'nin başında anam rastladım bir feriye. Boztepe'nin başında anam rastladım bir feriye. İkimiz de beraber anam bindik teleferiye. İkimiz de beraber anam bindik teleferiye. Teleferik olmadan olmaz. Teleferik ben ilave ettim. Evet. Ananın kısmında yok o. Güzel de espri oldu. Eş dost dedi ki hocam teleferik yok burada. Boztepe'ye çıktı. Çok uzun 15-20 kıta var mı? Evet. Çok uzun da kısa kestim ben. Teleferik niye yok? Onu ilave ettim ben.
Sunni ama espri olsun diye. Ya bize hiç şey gelmiyor. Şimdi teferik arkamızda evet. iniyor çıkıyor. Evet. Bizden evet. bir şey hiç de yabancı gelmiyor. Çok güzel. Çok keyifli. Evet. Ya bu sizinle belki birkaç saat daha süre program aslında bu şekilde. Bu Fatih'ciğim bunu 5-10 kişi birkaç kişi okudu hep şey ya. Değil İlk mi? Ben okumuştum albümü. Yani arkadaşlar okudular bunu. Seve okudular. Ordulu olmayanlar da okudu albümü. Ya çok da okudular, hoş evet. ama. Hoş da bir türkü. Ordunun diyebilirim ki %100 evet, oyun müziği olarak sözlü tek karşılaması. Birinci planda. Birinci planda tek karşılaması. Şimdi bir de sizin zaten şu anki yani kendinize ait bir evet. ama ne diyebiliriz? Türkü evi gibi bir yeriniz Kültür var. Kültür Sanat Evi. Türkü Sanat Evi gibi. Kültür Sanat Evi. Burada da sizin bir araya geldiğiniz, kurs verdiğiniz öğrencilerle ya da konuk günleri var, misafirler. Burada da etkinlikleriniz var. Biraz da onlardan bahsedin evet. bize. Şimdi orayı ben emekli olunca aldım. Yani pek yatırım matırım işini anlamam şey işinden ekonomiden. Fakat doğru bir iş yapmış 40 yılın başında. Yani orası güzel oldu şehrin merkezinde. Şarkıya Mahallesi'nde, Barbaros Caddesi'nde kasabın üstü. Gerçekten isabetli oldu. İyi ki almışım. Otantik bir yer yaptım kafama göre. Benim ikinci evim burası. Bir evim şehirde var Durugöl'de. Bir evim burası. Bir yerim köyde. Ben evden hastalığa ilk kalacağım yer orası ya. Var mı? Atarlar mı yani? Yok atmaz. Yengen şeydir. Vefalıdır. Yapmaz. Bence de. Kıyamaz bana ya. Bence de. Onun için ama gerçekten evim gibi. Benim değil eşin dostun da evi gibi. Benim müzisyen arkadaşlarımın, sanat severlerin kendi evi gibi. İstediği zaman alo deyip gelirler. Benim misafirim olurlar. Bence buradan sesleniyorum ben. Sonbaharda ya tatile giriyoruz. Bence gelsinler sanat severler, türkü severler. Vallahi bir çayımızı içsinler, türkü dinlesinler. Böyle bir Hasbihal türkü edelim. Bu türkü lezzetinin de tadına varsınlar. Oo, tabii. Tabii başka kişiler de oluyor, başka kişilerin oluyor. De türküleri. Samsun'dan, Giresun, Trabzon, ta hepsi ilçelerden dahil hep misafirlerimiz gelir. Gerçekten büyük bir keyif aslında. Evet. Hocam biraz önce Bozlak'tan bahsettik evet. ama onu tadı tamamımızda kaldı hakikaten. Değil Şimdi evet reklam ya. Arasında da konuştuk. Evet. Yani istersen ilk başta onu yapalım. Yapalım. Bir avuçlar Bozlak'a yapalım o zaman. Yapalım. Vallahi yapalım evet. Peşine de neşeli bir şey bağlayayım değil mi? Arkasından tabii gelecektir neşeli bir şey. Thank you.
Arabatlarda yakın eder rağın. Yüce dağdan aşan eller bizimdir. Oh. Aman ölen ölür de kalan sağlar bizim de be. Nice koç yiğitler de yere serilir. Oh. Aman ölen ölür de kalan sağlar bizim de gına yakmış eline.
Gelin kurban olurum, gelin kurban olurum saçın tellerine, saçın tellerine. Oh, çok güzel. Yani bir nefes gibi. Farklı bir nefes gibi. Yani bambaşka ya türküler. Şimdi hepsini ayrı ayrı böyle konuşuyoruz ya üzerinde. Evet, evet. Aldalıp gidiyorsunuz başka ellere, başka alemlere. Bozlaklar yani sanki şah maddeler ya şaha. Uzun evaların şahı diyebilirim. Hepsi güzel. Yani baraklar da, mayalar da, ağıtlar da. Neşet Ertaş'ı da burada anmak lazım. Neşet Ertaş'ı tam. Muharrem Ertaş. Ha işte Muharrem Ertaş'ın meşhur ettiği bu, evet, bozlak, evet, bu. Evet. Avşar Bozlağı, Dadaloğlu sözleri. Yani bizim müziğimiz öyle bir güzel bir şey ki hem insanı hem ağlatır, hem söyletir, hem oynatır. Böyle müziği örneğe pek rastlayamazsınız. Hem ağlatır, hem söyletir, hem oynatır. Şimdi oyun da oynarsınız, ağlarsınız da fasıl da yaparsınız. Bizim müziğimiz, bizim türkülerimiz de şarkılarımız da buna müsait. Şimdi bölgelerden bahsettik. Size, evet, bozlağı en çok sevdiğiniz bozlak olarak yani söylediniz. Yerine tabii ki. Ama mesela... Yani diğer bölgeleri de biraz değinelim isterim. Tabii tabii tabii. O bölgelerden de bahsedelim isterim. Mesela en azından bahsedelim. Yani evet. Ege'nin çok ayrı yeri var. Tabii tabii. Yani Trakya'nın, Trakya'nın ayrı bir, Güneydoğu'nun, Doğu'nun Kerkük vardır. Bize şeyiz, bizim Türkiye sınırlarında Kerkük, Azerbaycan, Balkan ülkelerindeki müzik hep bizim Türklerin yaşadığı Osmanlı döneminden gelen ta bir gelenek bizim müziğimize bize işlemiş. Aslında bir de Azeri türküleri de var bizim hayatımızda. Oho, çok çoğu olan. Çok çok güzel. Onlardan peki örnek verebilir miyiz? Vallahi bir Azeri türküsü örnek verebilirim yani şöyle. İlla hepsini söylememize gerek yok. Biraz değinsek böyle yeter çünkü. Çünkü Azeri gerçekten zaten bize lehçe olarak en yakın, Türkiye Türkçesine yakın olan Azeri lehçesi var. Bir de aslında ben baktığım zaman Azerice'nin içinde aslında eylemi daha doğru anlatıyor. Türkçeden daha doğru anlatıyor. İşte mesela, evet, düşmek, evet, evet, inmek anlamında, evet, evet, kullanıyorlar. Hani bunun gibi birçok mesela şey vardı. Benim çok etkilendiğim türküde yine bir türkünün içine geçen bir söz. Yarım diyor. Evet. Biz yarim diyoruz. Evet. Azeriler yarım diyor. Yani hani sevdalısına diğer yarım anlamında, evet, yarım olarak anlatıyor. Ya inanılmaz bir, bunun derinliğine varınca, işte bu türkünün aslında ne anlattığını duyumsayınca inanılmaz haz alıyorsunuz. Tabii, tabii, gerçekten aynen, aynen ifade ediyor. Tabii, tabii. Gerçekten Türkiye'de yani Azeri türkülerinin de çok Kerkük bir yeri de var. Ayrı. Kerkük, evet, aynı Güneydoğu'nun devamı. Burada Türkler var biliyorsunuz, yaşayan Kerkük. Türkmenleri, onların türküleri de bizim folklorumuzda yerleşmiş. Trakya, Rumeli'de var, hepsi var. Yani bizim şeyimizde, bizim iç içeyiz onlarla biz. Gerçekten. Son zamanlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu olaya el attı zaten. Türkçe konuşan ülkelerin müziğinden koro var. Evet. Güzel bir şey bu. Çok güzel. Çok, çok güzel, güzel yani. Yani dedim ya, ayrı bir güzelliği var. Hepsi ayrı ağıtları var. Her bölgenin ayrı bir ağıtları var. Farklı. Şimdi Karadeniz'de uzun havalar ağıtları yol havası dersiniz. Ya ayrı bir, ayrı bir tarzı var. Ege'de zeybek, ilk oyun deyince akla gelen ilk zeybektir. Nasıl ki Karadeniz'de karşılamayla horonsa, evet, İlk kültür zeybek kültürüdür orada. Türkülerde zeybek kokar zaten. Tabii zeybek kokmayan türküler de var ama Ege ayrı bir tarz. Şimdi Rumeli, Trakya, oyunlarına bakarsınız 7-8'li, 9-8'lik fingir fingir ayrı bir güzelliği vardır. Onlardan da örnek verecek. Tabii tabii. Yani zaman olur veririz ama yani bence kısa, bence hepsini verme şansımız yok. Yani ben şimdi hepsinden vermeye çalışırım ama ben tarzımı çok severim. Yani %80 icra edemediğim şeyi pek yapmam. Ama Azeri türküleri severim. Aşıklamalar var, deyişler vardı. Bunu unutmak mümkün değil. Bir sürü aşıklar var, ozanlar var. Hepsinin, evet, ayrı bir güzelliği var. Ayrı bir güzelliği hepsi var. Ayrı bir konuyu işlemiş, ayrı bir güzellik. Yani hangisini sayacaksın? Hangisini yüzlerce sayacağız? Ya. Bu bir çok ciddi bir zenginliğimiz, evet, bizim. Tabii gerçekten öyle. Özellikle ya, türkü olarak bakıldığımızda yani her birinin ayrı bir lezzeti, ayrı bir tadı var. Gerçekten öyle. Şimdi bir de son zamanlarda Ordu'nun da şu tarafını seviyorum. Çok ciddi türkü bestekarları ve söz yazarları çıkardı. Evet 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 evet. Bu anlamda da Ordu çok başı çekiyor. Ordu da önde başı çeken pastala bizim arkadaşlarımız, evet, abilerimiz, evet, var. Dursun Akinet söz yazar. Avni Kaysal. Selahattin Algün müzik yapar. Avni Kaysal.
Ya bizim Yüksel arkadaşımız var. Yüksel, evet. Kaytar da son, evet, dönemlerde. Son dönemlerde iyi. O da güzel şeyler yapıyor. Mesela Ünye'de Arif Daryal, evet, güzel. Kulağa çınlasın. Güzel şeyler yaparlar. Mesela Hasan Gencay arkadaşımız. Evet. Hep bunlar, evet, güzel. Şimdi orada var. Gerçekten çok beste yapan arkadaşlarımız da çok. Mesela Cengiz abi. Mesela bu işi açtı, gerçekten çok güzel besteler yapıyor. Ağır zamanda ben ona diyorum, sen erdin diyorum ya. Şiir yazan, beste yapan çok arkadaşlarımız var. Şarkı yapan da var, türkü yapan da var. Yani hepsi. Geçelim mi Türkiye? Vallahi geçelim. Ne yapalım mesela? Bence biraz önce Azeri'den bir örnek verelim mi dedik? Verelim istersen. Bir aklımda, tane aklımda gelen. Yanıram eşkine can ya, yanıram eşkine can ya. Mene sen naz eylesen de, mene sen naz eylesen de. Bu nazı sen mene canım, bu nazı sen mene canım. Ne kadar az eylesen de, ne kadar az eylesen de. Bala sevmişem, görmüşem, isterim seni edimde çare. Sevmişem, görmüşem, isterim seni edimde çare. Gaya'dan bakarlar aya, gaya'dan bakarlar aya. Sensiz geçen günlerim yar, sensiz geçen günlerim yar. Geçmez hiç bir zaman zaya, geçmez hiç bir zaman zaya. Bala sevmişem, görmüşem, isterim seni edimle çare. Sevmişem, görmüşem, isterim seni edimle çare. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Bu benim biraz ısrarımlı olan bir türküydü. Yok, ben severim. Ama gerçekten çok güzel Azeri türküleri var. Ve Neşeliler de var. 6-8'lik. De var. 6-8'lik. Evet. Ve bizim, evet, hayatımızda da çok çabalar. Değil mi? Değil mi? Yani değişim içindeler. Birçok yerde de karşımıza çıkıyor. Evet. Şimdi bölgelerin birçoğundan bahsettik. Geçen programda da biz, geçen yaptığımız programda, evet, da Ordu'daki İşte ilçelerden bahsetmiştik. Evet. Çambaşı'na çıkmıştık. Evet. Yine Ordu merkezden örnekler vermiştik. Evet. Ulubey'den örnekler vermiştik. Evet. Şimdi de Türkiye'yi geziyoruz. Gerçekten. Kısa kısa örnekler. Evet. Kısa kısa örnekler veriyoruz. Sadece Ordu bile Fatih için bir programa sığmaz. Sığmıyor. Sığmaz. Sığmıyor. Mümkün değil. Yani. Sığmıyor. Ben geçen programda işte Ulubey, evet, türküsünü ilk defa yine sizden, evet, dinlemiştim. Yani hani bir Ulubeyli olarak büyük de zevk almıştım onu dinlemekten. Caferin türküsü. Caferin, evet, türküsünü. Evet. Caferin, Caferin. İsterseniz şimdi zaten hazırladıklarınız var. Programın sonlarında onları da başka zaman yine dinleriz. Sizin seçtiklerinizden başka bir türkü dinleyebiliriz. Olur. Sona yaklaşıyoruz çünkü. Tamam tamam, güzel. Evet, güzel. Şimdi Noray Hafiftaş kardeşimiz, bizim merhabamız var. Tanışıklığımız vardı bizim biraderden ağrı. Çok güzel icraları vardı. Öldü. Rahmetle anıyoruz onu. Yakın bir zamanda kaybettik. Sevdiğim bir türkü vardı. Ben de çok severim onu. Çok severim. Sesim biraz açıldı. Bu sesten okuyabilir miyim diye baştan düşündüm ama okurum zannediyorum ya. Okurum. Okumasanız zannediyorum. Hiç sorun değil hocam. Evet. Kilo verince Fatihçiğim ses daha iyi çıkmıyor. Değil mi? Sabah. Evet. Bir de öğlenden sonra sesler daha iyi çıkar. Genelde sabahtan sıkıntı olur. Hı hı. Ya aynı spor gibi yaptıkça açılır çok yorulmak kaydıyla. Evet.
Yazı bir dert, kışı bir dert. Bacı bir dert, kardeş bir dert. Evet, diyelim. Dinleyelim. Hasret kaldık yurdumuza, gurbet gidiyor zoruma. Dolu vurdu bağrımıza, doymadık genç yaşımıza. Hasret kaldık yurdumuza, gurbet gidiyor zoruma. Yazı bir dert, kışı bir dert, gelmeyeydim şu dünyaya. Kardeş bir dert, bacı bir dert, acımıyor zalim kader. Yazı bir dert, kışı bir dert, gelmeyeydim şu dünyaya. Kardeş bir dert, bacı bir dert, acımıyor zalim kader, acımıyor zalim kader. Çok güzel, çok güzel. Beste yani çok da çok da güzel okudunuz. Beste bir türkü, tabii Kazım Birliğin bestesi. Zannedersem öyle olması lazım. Evet. Şimdi hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Teşekkür ediyoruz. Hani süremizi bir tamamlamışız. Ben evet. Hala şey, yani devam ederiz diye kafamdan türküler seçiyorum. Evet, evet. Sonu ama gerçekten sonu sonsuz. Gelmiyor. Sonu gelmiyor. Sizin bizim burada bu sonsuz. Atmosferde dinlemek, yani evet. Böyle bir güzelliğin içerisinde dinlemek gerçekten çok keyifli. Evet. Ben Mavi Liman'a renk kattığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bizi ağırladınız. Bu denizin kıyında, bu serin havada. Bizim vallahi. İçin büyük keyif. İnşallah başka programlarda yine bir araya geleceğiz. İnşallah. Yine duygularımızı dile getireceğiz. Evet, evet. Aslında bu coğrafyanın duygularını dile getireceğiz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür evet, sevgili izleyenler. Mavi Liman'da yine güzel bir yüreği ağırladık. Güzel sesiyle, güzel sazıyla birlikte. Yine bir dahaki programda bu gönlü geniş insanlara yer vermeye devam edeceğiz. Ve bu gönlümüzü hep birlikte açıp o güzellikleri birlikte yaşayacağız. Bu atmosferle, bu güzel...
görüntüyle birlikte paylaşacağız. Bir dahaki Mavi Liman'da yine birlikte olmak üzere hepinize iyi akşamlar. Ordu'nun markası Kalafatlar, Mavi Liman'ı sundu.